Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri Begonya çiçeği ile karşıladım. Bugünkü videomuzda çiçeklerimizin güzel çiçeklenmesi için, dolu tomurcuklanması için sizlere bir çiçek türü tarifi vereceğim. Tarif de demeyelim. Çok basit yapımı var. Çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz ve çiçeklere çok fayda sağlayan bir kür oluyor. Çiçeklerimizi özellikle ayda iki kere vermemiz gerekiyor. Bol fosforlu bir kürdü. Mart, Nisan, Mayıs aylarında ayda iki kere vermemiz gerekiyor. Çiçek açan çiçeklerimizi ayda iki kere vermemiz gerekiyor. Çiçek açmayan çiçeklerimizi ayda bir kere vermemiz yeterli olmuyor arkadaşlar. Çiçeklerimizi güzel formda tutmasına yardımcı oluyor. Yapraklarının koyu yeşil olmasına yardımcı oluyor. Ama önce sizlere kısa olarak Begonya çiçeğin bakımı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bazı hanımlarımız Begonya çiçeğinin bakımı ile ilgili video istemişler benden. Ben de kısa olarak bu videoda paylaşacağım. Begonya çiçeği biliyorsunuz her türlü Begonya çiçeği var. Gül Begonyası var. Yaprağı güzeli var. Patatesli Begonya var. Tüylü Begonya var arkadaşlar. Özellikle ilk olarak söylemek istediğim yeni alınan Begonya çiçeğinin hemen saksı değişimi yapılmaz. Bu saksı boyutu yeterli oluyor arkadaşlar. Sulamasını da bakın bu şekilde gövde kısmı kuru kalmalı. Eğer direkt sulama yaptığınızda bu görmüş olduğunuz dallar siyahlaşacak ve begonyanızın ölümüne sebep olacaksınız. Saksının kenarlarından sulamaya çalışın çiçeğinizi. Aydınlık bir yere koyun. Bol aydınlık istiyor. Güneşi sevmiyor. Aydınlık bir yere koyun. Serin bir yerde tutmaya çalışın arkadaşlar begonya çiçeklerinizi. Bu şekilde eski çiçeklerini kurumaya dönen çiçeklerinizi hemen koparın arkadaşlar. Bu şekilde bırakmayın. Yeni tomurcuklarının açmasına yardımcı olun biraz. Begonya çiçeği nemli bir ortam çiçeğiydi. Nemi çok seviyor ama nasıl nemliği seviyor? Begonya çiçeğinin yapraklarını su püskürttüğümüzde bakın mantara sebep olabiliyoruz. Begonya çiçeklerinin yapraklarında mantar hastalıkları oluyor. Nemi nasıl sağlamış oluyoruz arkadaşlar? Biz begonya çiçeğinin nemini de bir başka yöntemle sağlamış oluyoruz. Onu da ben sizlere diğer bir Begonya çiçeğin bakımı ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çünkü benim patatesli begonyam var. Çelikten diktiğim begonyalarım da var. Bu gül begonyam da var. Her birinin bakımı ile ilgili sizlere detaylı bir paylaşım yapacağım. Bu şekilde sardunyalarım da çok güzel gelişim gösteriyorlar. Yaprağı güzelim de aynı şekilde çiçeklerimizin güzel sağlıklı büyümesi için bu kürleri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da anlatmak istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde budadığım sardunyam var. Ben bu şekilde budadım ama dallarının uçlarının küçük küçük tomurcuklarını görüyorum. Ben bu tomurcukları çiçek açtırmıyorum arkadaşlar. Bu boyutta olan bir çiçeğimize çiçek açtırmıyorum. O tomurcukları buduyorum. Budamamın sebebi sadece çiçeğim güzel forma gelmesi için. Bakın bunun gibi güzel forma gelmesi için budamamız gerekiyor. Bu çiçeğimiz her dallarından güzel tomurcuklar çıkaracak arkadaşlar yakın bir zamanda. Bu şekilde bir çiçeğimizi bir çiçek açtırdığımızda hemen cılızlaşmaya başlayacak. Çiçeklerine verecek gücünü, vitamini çiçeğine vermeye çalışacak. O yüzden sararan yapraklarını, çıkan tomurcuklarını güzel forma gelene kadar budayın. Çiçek açmasına izin vermeyin. Ben kış aylarında da bütün tomurcukları budadım arkadaşlar. Hiç çiçek açtırmadım. Şimdi gelelim kürümüze. Kürümüz çok basit bir kür. İnanılmaz fayda sağlıyor çiçeklere. Bol vitaminli bir kür arkadaşlar. Bakın bu şekilde kürümüz kül arkadaşlar. Mangal külü. Ben mangal yakarken bu şekilde külünü topluyorum. Çiçeklerime veriyorum. İnanılmaz faydalarını görüyorum. Külün içinde bol miktarda fosfor var arkadaşlar. Fosfor çiçeklerin çiçek açmasına yardımcı olan vitamin. Çiçeklerin çiçek açmasına en ihtiyacı olan kür fosforlu kürlerdi. Çalışın fosforlu kürlerle ayda iki kere sulayın çiçeklerinizi. Benim bir külle ilgili diğer video paylaşmıştım. O videomun altına yazmışlar hanımlar. Odun külü olabiliyor mu demişler. Arkadaşlar fark etmez. Ben sadece o videoda mangal külü demiştim. Odun külü de olabiliyor. Sobadan topladığınız da kül olabiliyor. Mangal külü de olabiliyor. Çiçeklerinizin bunun gibi güzel çiçek açmasına yardımcı oluyor. Dolu tomurcuklarının çıkarmasına yardımcı oluyor.
inanılmaz fayda sağlıyor odun külü. Bol fosforlu bir kül olduğu için çiçeklerin çiçek açmasına yardımcı oluyor. Bağbançılar ağaçlarına, meyvelerine döküyorlar külü. Dökmüyorlar, çöpe atmıyorlar arkadaşlar. Külü bu şekilde suyla da verebilirsiniz. Direkt toprağına katarak da verebilirsiniz. Ben geçen videoda suyla karıştırdım. 1 litre suya 1 çorba kaşığı külü koyup çiçeklerimi suladım. Bugün de sizlere toprağına dökeceğim arkadaşlar, sizlerle birlikte. Her saksının öz ölçüsü var. Küçük boy saksılara 1 çay kaşığının ölçüsünde verebilirsiniz. Büyük saksılarınıza 1 çorba kaşığının ölçüsünde verebilirsiniz. Toprağının üzerine döküyoruz ve toprakla karıştırıyoruz. Toprağımız kuruduğunda, sulama yaptığımızda, suladığımızda vitamini o zaman çiçeklerimize gidecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde toprağın üzerine döküp toprakla karıştıracağız. İnanılmaz fayda sağlıyor. Toprağın içinde olan solucanları topraktan uzaklaştırıyor. Sineklenme olmuyor arkadaşlar çiçeklerinize. Bu şekilde külle, suyla katıp da sulayabilirsiniz. Toprağına bu şekilde karıştırıp da verebilirsiniz. Çiçeklerinize inanılmaz faydalarını göreceksiniz arkadaşlar. İnanın, ben yaptığım kürleri sizlerle paylaşıyorum. Bu külü orkidelerime veriyorum. Menekşelerime suyla karıştırıp veriyorum. Her menekşenin nemli bir toprağına 1 çay kaşığının ölçüsünde veriyorum. Salon çiçeklerimize ayda bir kere veriyorum. Bu şekilde begonyada, bu begonyamı vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yeni aldığım için vermeyeceğim. Bu bizim evimize alışması gerekiyor. En azı bir 10-15 gün evi alışmasını sağlayacağız. Serin bir yerde tutmaya çalışacağız. Diğer çiçeklerimize, çiçek açan çiçeklerimize kolay bir şekilde verebiliyoruz. Ben sardunyalarımı ayda 2 kere veriyorum. Barış çiçeğimi ayda 2 kere veriyorum. Bütün çiçek açan çiçeklerimize ayda 2 kere veriyoruz. Sadece salon çiçeklerimize ayda 1 kere veriyoruz. Çiçeklerimizin bu şekilde güzel yapraklı çıkarması için, güzel formda olması için, yapraklarının koyu yeşil olması için bu şekilde doğal kürler verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, görmüş olduğunuz gibi bütün dallarının ucularından tomurcukları geliyor. O tomurcuklar yakın bir zamanda çiçek açtığı zaman şölen olacak. İnşallah Allah izin verirse çiçek açacak arkadaşlar. Bakın, barış çiçeğim de bütün dalları bayağı beyazlaştı. Yeni tomurcuklarımız geliyor. Bakın, dalı beyazlaştı. Diğer dalından tomurcuk çıktı arkadaşlar. Bir güzel tomurcuğumuz geliyor. İnşallah Allah izin verirse yakın bir zamanda açacak. Ben bu şekilde bakım yapıyorum. Fosforlu kürleri ayda 2 kere veriyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Yeni videolarla, yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın arkadaşlar.